Arkadaşlar video ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Medieval Dynasty isminde ortaçağ hayatta kalma oyunu oynayacağız. Oyun zaten bayağı bir popüler, bilenleriniz bilir. Biz arkada bir program yardımıyla oyunu bir tık daha hızlandırdık sizin sıkılmamanız açısından ve serinin daha kısa sürmesi açısından. Oyunu hızlandırdık. Şöyle gidelim, evimizi falan inşa ettim. Görevlerde hani bu başlangıç tutorial kısmını atladım. Oraları size izlettirmedim sıkıcı gelebileceği için. Görevlerde de belli bir aşamaya geldik. Hani şu an bize ertesi güne kadar bekle veya mevsim boyunca hayatta kal vesaire görevleri verildi. Bunun haricinde yapacağımız şu an herhangi bir görev yok. Varsa da yapmayacağım arkadaşlar. Şuradaki malzemelerden biraz daha toplayıp hemen burada bir bent şeyi vardı. Kampı vardı arkadaşlar. Burayı hallettim. Daha sonra evimizi şuraya inşa ettim. son olarak da bir tane de şuraya tavşan kabanı tuzağı yani inşa ettik. Ve videoya giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak ben tarım tarafından gitmeyi düşünüyorum. Çünkü tarım bildiğiniz üzere acayip bir getirisi oluyor size. Arazi değil, meyve bahçesi. Acaba benim üzerimde şey var mı? Bir saniye ona bakacağım arkadaşlar. Beceriler kısmında da bir şey gelmiş. Sağ kalın bilgisinden şunu verelim. Inventor'a gelelim. Bakalım bizim burada bir fidemiz vesaire var mı? Galiba yok. Aynen. Hiçbir şey yok. Ekecek herhangi bir şey yok arkadaşlar. Anlıyorum. Peki o zaman şöyle yapabiliriz. Şu aşamada bizim meyve bahçesi kurmamız birazcık zor. Çünkü meyve bahçesi bayağı bir geç sürede oluşuyor diye biliyorum meyvelerin. Şöyle devasa büyüklükte bir tane arsa yapamıyor muyuz? Yapabiliyoruz ama şu kadar yapsak mesela bizim için şu aşamada acayip yeterli yani. Şuna bakar mısınız arazinin büyüklüğüne? Hiç vakit kaybetmeden aslında şuradan daha ahır açılmamış çiftlik barakası vesaire bile açılmadı daha arkadaşlar. Hemen bir kendimizi çapa inşa ederek, craft ederek daha doğrusu işlere başlayalım. Çapamız burada. Dilerseniz siz de oyunu bir tık hızlandırabilirsiniz ama bence bunu yapmayın. Şu an size yapacağınız zaman zaten bunun uyarısını veririm. Şu an gerçekten oyun çok hızlı bir şekilde akıyor diye düşünüyorum. Burayı kendim ilk önce ekip biçeceğim. Daha sonraki aşamalarda evim yani köyümüzü aldığımız işçiler tarafından bu işlem yapılmış olacak. Bizim bayağı bir yapmamız gerekiyor bu arada ahşap çapadan. Bir de şu beceriler kısmında mı geldi acaba o? Yok. Teknoloji kısmında gelmiş. 4 çapamızı tekrar alalım arkadaşlar. Şöyle. Aslında çiftçilik bu oyunda çok zevkli işlerden bir tanesi. Fakat bizim her şeye yetişmemiz gerçekten zor. Ahır açıldı. Şu an acayip bir XP yağıyor bize. Ahır açıldı. Ahır da yapacağız. Ahırdan şimdi tohumlarımızı kendimiz üreteceğiz. Çiftlik barakası. Çiftlik barakası. Bu güzel oldu bak. Şimdi hemen bunu inşa edip bir tane de ev inşa edip işçileri alabiliriz. Ama şu aşamada işçi almak benim için çok mantıklı olmayabilir. Hop. Hemen. Şu şekil. Yani şu an normal hızda ve normal ayarlarda olmuş olsaydık şunları herhalde bir iki bölüme ya da bir 35-40 dakika içerisinde anca yapabiliyor olacaktık arkadaşlar. Bu yüzden hem speedrun hem de bu
özelleştir kısmındaki ayarlardan bir tık oyunu esnettik. Bunun haricinde herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şu an bu oyunu 10 bölümde bile bitirebiliriz gibi geliyor bana. Bilmiyorum şu an oyun ilerleyen aşamalarda biraz daha komplike hale aldığı için ve oyunun herhangi bir sınırı da yok. Hani şurada bitecek vesaire diye. Yani hikaye kısmında Unighost biliyorsunuz asılıyor. Asılarak öldürüyorsunuz. Yani herkes öyle yapıyor. Evet, şu an tarlamızın her tarafını temizledik. Şimdi bu tarlaya suni gübre gerekecek. Suni gübre de baya pahalı. Bakalım bakalım biz ne yapabiliriz bu aşamada. Şimdi binalar kısmına geldik. Çiftlik diyeceğim. Çiftlik barakası bir kere bize lazım. Çiftlik barakası lazım. Çiftlik barakasından önce bize ev de lazım. İşçi alacağımız için ev de lazım. Şimdi benim evim burada olsun abi. Kesinlikle. Şu yola baksın bunların evi de. İki tane ev inşa edeceğim. Arkadaşlar bu evleri ben kayıt dışı halledeyim. Geleceğim. Evet arkadaşlar, şu an iki tane evimizi de inşa ettik. Bir sonraki yapacağımız şey ise buradan binalar kısmına geleceğiz. Tabii ki ben buraları inşa ederken bir sürü de beceri puanı kazandık. Şuradan hemen %15 daha fazla XP getirisini açarak işlere başlayacağız. Buradan çiftçilik kısmından çiftçi barakası inşa ederek oyuna başlayalım arkadaşlar. Bunu da aslında ben keşke şey yapsaydım ya. Kayıt dışı halletseydim. Ama sıkıntı yok, bunun çok fazla uzun süreceğini zannetmiyorum. Ahşap çekici neden otomatik olarak 3. sıraya düşmedi? Onu da anlamış değilim. Şöyle bakayım. Çok fazla uzun sürecek bir şey değil demiştik. Evet. Gördüğünüz gibi hemen bunu da halletmiş bulunuyoruz. Şu aşamada yapacağımız diğer şey ise avcılık ve gıda kulübesi olacak. İnsanların kendi kendilerini idare edebiliyor olmaları gerekiyor. Gıda deposu. Bu tarz şeyleri şöyle arkalara yapacağım. Ya da evet ya, buraya yapmak daha mantıklı olacak diye bir his var içeride. Bilemiyorum. Şimdi kütük lazım olacak. Şimdi bunu da yapalım bir saniye. Yapacağımız binaları koyup daha sonra bunları ben kendim inşa edeceğim. Kaynak deposu gerekecek arkadaşlar ama bina limiti aşıldı gibi bir uyarı da geldi bize şimdi. Bunun için yapacağımız şey ise daha fazla şöhret puanı kazanmak olacak. Onun için buraları inşa ettikten sonra şu an yapacağımız bir şey yok. Bir gece daha atlatmamız gerekecek. Sonraki mevsime kadar hayatta kal kısmını halletmiş oluyoruz bu sayede. Ve hemen bize bina sınırı açılmış olması lazım. Hayır, görev tamamlamamız gerekecek. Ben şuradan birkaç tane daha quest'i tamamlayıp arkadaşlar tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar, şu an görevleri tamamladık ve bina limitimiz gördüğünüz gibi 10'a çıktı. Şu an avcı kulübesi ve depoları inşa edebileceğim. Şöyle bakıyorum, köyüme birkaç tane şimdiden şey almak istiyorum. Bir yandan da şu Edwin gelmişken buraya kadar onunla bir ticaret yapacağız. Şu elimdeki satabileceğim malzemeleri ona satmak istiyorum. Mesela bakır orak, yani bu aşamada bize bakır orağın çok bir faydası olmayacak. Bunları satabiliriz. Bazlama yine güzel bir paraya gidiyor. Biz bunları şu an yemesek de olur diye düşünüyorum. Bakır bıçak durabilir. Basit büyük sırt çantası. Bizim inventörümüz sınırsız olduğu için herhangi bir sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Elmalar durabilir. Çok fazla bir para etmiyor zaten.
etler durabilir. Gece görüş iksirini at, güç iksirini at. Hamak meyve falan dursun bunlar. Havuç tohumu bulmuştuk, bunlar dursun. Kiraz fidesi bulmuştuk, bunu dikeceğiz, dursun. Kova lazım olacak, kurutulmuş et dursun. Bayağı şu an inventory'ı gözden geçiriyorum. Aslında şunları satabiliriz çünkü bunlar artık kullanılamaz hale geldiği için bizi de sıkıntıya sokacaktır. Şöyle kırbayı satacağım, lapayı satacağım. Meşale peynirleri satacağım çünkü peynirler güzel para ediyor ve artık 150 ömrü dolmuş bunların. Balık etlerini yine satacağım arkadaşlar. Bunların hepsini tüketemeyeceğim için bir anda. Daha sonrasında bozuluyorlar. Yakmalık odun dursun. Yay yorganı satabilirim. Hiçbir işe yarayacağını düşünmüyorum. Yine bira var. Yulaf birası. Neden satamıyoruz? Ha, yeterli parası yokmuş. Okey. Şimdi arkadaşlar bence bunun parası yoksa biz bundan havuç tohumu alalım. Zaten mecbur alacağız. Şöyle 90 tane alsak mesela. 90 tane alsak 675 coin para ödemiş olduk. Şimdi şu kalanları satalım elimizdekilerini. Elindeki diğer paraları da alalım. Günlük kumaşı sat, yulaf böreği sat. Çavdar da sat ya. Şu aşamada bana bunlar çok lazım olmayacak arkadaşlar. Çavdar ekmeği durabilir. Şu şarapları satalım. Şerbetçi otu. Yani bu neyse bilmiyorum. Belki lazım olabilir. Kalabilir bu. Problem yok. 94 tane havuç tohumumuz olmuş arkadaşlar. Şimdi biraz da suni gübre almamız gerekecek. Bunun için de yine 165 tane alabiliyoruz. Yine ben 94 tane alarak ikisini dengelemeye çalışacağım. Evet, çok güzel bir alışveriş oldu. Bizim yanımızda da yine 1400 kadar bir para kaldı. Üzerimizdeki en pahalı şey ne diye bakmak istiyorum da onu görebiliyor muyuz? Zannetmiyorum. Şimdi şöyle yeteneklerine göre birkaç işçi almak istiyorum açıkçası. Norya var. Ingeria, bu bizim flört ettiğimiz karakterdi sanırım. Romantizm duş almamı istiyor. Hemen geliyorum. Bir duş alıp hemen geliyorum. Evlilik de yapmanız gerekiyor arkadaşlar bu oyunda biliyorsunuz. Evlilik yapıp çocuğunuz vesaire oluyor. Seninle romantizm. Ama aldım, duş aldım. Seni ben köyüme alarak başlayacağım ya. Evet, birazcık yeteneksiz birine benziyorsun ama bence bu problem olmaz. Sen köyüme gelen, hatta senin yanına bir kişi daha alacağım. Bu da erkek olmak zorunda diye biliyorum. Ama iki tane evimiz olduğu için problem olacağını düşünmüyorum şu aşamada. Tabii ki ben bunlardan önce gidip şu evlerinin yanına bir tane gıda deposu inşa edip içine su ve yemek koymam gerekiyor. Çünkü gıda deposunu inşa ettik arkadaşlar. İşçilerimizin yemek ve su ihtiyaçları şu aşamada giderildi. Ama bu sürekli tekrarlanacağı için bunun bir kısır döngüye sebep olmaması açısından biz bunu kendilerinin halledebileceği bir komplikede halletmemiz gerekecek. Buna bakacağız şu aşamada. Bunların ilk ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Şimdi ise kaynak deposu inşa etmemiz gerekecek. Arkadaşlar kaynak deposunun da inşasını tamamladık.
Görmüş olduğunuz gibi sol üstteki yakmalık odun gereksinimleri de gitmiş oldu. Şimdi bu bölümlük burada bırakalım arkadaşlar. Şu an kayıt 1 saati geçti. Muhtemelen ben bunu editleyince 20-30 dakikaya kadar düşecek. Şimdiden videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.